Üsküp Çarşısı'nın ortasındaki Bezisten'i getireceğiz ekrana. Osmanlı'dan miras Bezisten tarih boyunca ticaretin kalbinin attığı yerdi. Bez satılan yer anlamına gelen Bezisten kurulduğunda kumaşçılara ev sahipliği yaptı. Bugüne kadar birçok kez restore edilen Bezisten'de farklı ürünlerin satıldığı dükkanlar sıralanıyor. Osmanlı eseri çok sayıda mimari yapıya ev sahipliği yapan Üsküp Türk Çarşısı'nın ortasında etrafı dükkanlarla çevrili olan bir bölüm. Bedesten ya da Üsküp'te kullanılan adıyla Bezisten. Üsküp Çarşısı'nın göbeğinde bulunan Bezisten 15. yüzyılda İshak Bey döneminde yapılmıştır ve çok kısa bir süre içerisinde ticaret merkezi olmaya başarmıştır. Ayrı bir tarihi öneme sahip olan Bezisten'in 4 giriş kapısı vardır. Osmanlı'nın imzası Bezistenler, inşa edildiği dönemde birer iktisadi kuruluş vazifesi gördü. Selanik, Seres, Larissa, Saraybosna, Yambol, Manastır gibi birçok Balkan şehrini süsleyen Bezistenlerin Üsküp'teki örneği bugünkü görünümüne birkaç onarım ve restorasyonun ardından kavuştu. 1689 yılındaki Büyük Üsküp yangınında çok fazla hasar gören Bezisten, uzun süre harabe halinde kaldıktan sonra 1899-1900 yılları arasında yeniden inşa edildi. Yapının kitabesinde Bezisten'i yeniden inşa edenlerin Gazi İshak Bey'in soyundan gelen Hacı Hüseyin, Osman ve Yaşar Beyler olduğu yazıyor. İkinci Viyana kuşatmasının intikamını Osmanlılardan almak isteyen Avusturyalılar, Üsküp'e kadar da geliyor ve Üsküp'ü yakıyorlar bilindiği üzere. 1689 hadisesi ve o dönemde de çok camiler ve diğer bugünkü eserlerimiz, yani camiler, hanlar, hamamlar da büyük hasara uğramış. Onlardan biri de şu anda hemen yanında bulunduğumuz Üsküp Bedesteni. Ancak uzun yıllar yarı yıkık bir halde duran bugünkü Bezisten 1900 yılında inşa edilen yeni bir bedestendir. Bezisten'in kelime anlamı bez ve istan kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bezin satıldığı yer anlamına gelen yapı da kurulduğu yıllarda sadece bez satışı yapılırdı. Kumaş ve değerli eşyaların satıldığı Bezisten'e zamanla diğer zanaatçılar da yerleşti. Geçen yılların ardından Bezisten artık inşa amacından çok farklı bir konumda hizmet veriyor. Bedesten olarak artık kendi fonksiyonunu ifa etmemektedir. Üsküp esnafının kullandığı dükkanlar var. Ondan sonra küçük sanat galeriler, atölyeleri var. Ve bugün Kültür Bakanlığı'na bağlı bu önemli eserimiz Üsküp Büyükşehir Belediye tarafından da kullanılmaktadır. Ve dolayısıyla çok önemli bir eser olarak Üsküp Çarşısı'na ayrı bir güzellik katmaktadır. Üsküp Bezisten'i tarihi ve mimari dokusuyla şehrin kültürel kimliğindeki yerini korumayı sürdürüyor.